Karabağ zaferi bir milat oldu. Evet, Özbekistan'dan önemli adımlar. Karabağ zaferinden sonra Türkmenistan'dan ve onun akabinde Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen hamleler tabii ki ilk önce Kremlin'e neler oluyor dedirtti. Bu gelişmeleri tabii ki tetikleyen en önemli etken Karabağ zaferiydi. Rusların yenildiğini, Rusların müttefikinin, Rusların gözünün içine baka baka yenildiğini, evet, Rusların silahlarının cephede etkisiz hale getirildiğini gören, evet, tüm Türk milletleri uyanmaya başladı. Büyük uyanış gelince de Lavrov geçen gün Turan'ın kurulmayacağını umuyoruz gibi bir çekinge açıklaması yaptı. Çok uzaklara gitmeyelim. Evet, Karabağ zaferinden hemen sonra Azerbaycan'a üst düzey ziyaretler yapmaya başladı Özbekistan. Özbekistan, Türklüğün ve Turan'ın bölgedeki işbirliğinin, ekonomik refahın ve en başta Ruslara karşı güvenlik paktının ana unsur olduğunu görmüştü bir kere. Bu oluşan Turan rüzgarı, bu oluşan Turan adımı tüm dünyada ibretle izleniyordu. Ama Azerbaycan'a yapılan ziyaretler eskisi gibi değil, yoğunlaşmıştı. Azerbaycan'da dış politikada yaprak kıpırdamıyorken, şimdi ziyaretlerin ardı ardına kesilmediği gibi kardeş ülkelerden geliyordu bu ziyaretler. Özbekistan'ın Bakü Büyükelçiliği şu açıklamayı yapıyordu. Aynen, dikkatle izleyelim değerli izleyenler. Askeri tatbikatlar yapmak istiyoruz. Eğitim anlaşmaları, askeri işbirliği anlaşmaları, bunun yanında stratejik güvenlik anlaşmaları yapmak istiyoruz. Bakü yönetimiyle bu anlaşmaları yapmak için sabırsızlanıyoruz diyordu. Yani Turan'a ben de varım. Pakistan varsa, evet, Azerbaycan varsa, Özbekistan'da var, Türkmenistan varsa, Özbekistan'da var diyen bir Turan seslenişi geldi. Bayraklar ne kadar benziyor, kardeşler ne kadar benziyor değil mi? Türkmenistan Dışişleri Bakanı geliyor, düzgün Türkçesiyle, hepimizin rahat anlayacağı şekilde akıcı bir Türkçe konuşuyor. Üç tane Türk Dışişleri Bakanlarının buradaki seslenişleri Kremlin'in duvarlarını titretiyordu. Bir kere uyanış başlamıştı ve bu uyanışı ne Çin ne de artık Rusya durduracaktı. Evet, Mirziyoyev, Özbekistan lideri Cenevre'de yapılan Birleşmiş Milletler konuşmasında alışına gelmiş Rusça konuşma yerine Özbek Türkçesiyle konuşuyordu. Evet, Türkçe konuşarak orada Turan adımlarına yeni bir halka belirtti. Bu yönde konuşmalar genellikle Rusça yapılıyordu. Yani Rusya'nın, Lavrov'un endişeleri belki de haklıydı. Ruslar haklıydılar kendilerince. Çünkü Büyük Turan, Büyük Türklük uyanışı artık start almıştı. Bayramov'un Türk dünyası temsilcileriyle yaptığı ziyaretler, görüşmeler baş döndürücü hızla ilerliyordu. Yani Türkiye'de yapılan son Türklük zirvesi, Türk dünyası ve Turan adımlarının habercisiydi aslında. Bu güzel toplantılar devam etmeli. Sayın Çavuşoğlu'nun neşesi, Sayın Çavuşoğlu'nun mutluluğu bambaşka. Üç tane Türk milletinin Dışişleri Bakanı yurt dışında ne güzel ifadelerle ve ne güzel duruşla dünyaya selam veriyorlar. Turan'ın ayak seslerini Orta Asya'dan dünyaya haykırtıyorlar. İşte bu güzel gelişmeler Kremlin'in başını döndürüyor. Türkiye Cumhuriyetler'in sımsıkı olması Lavrov'u oldukça endişelendiriyor. Lavrov tabii ki rahatsız. Lavrov bir o kadar sıkıntılı. Kapkaranlık geliyor bu gelişmeler ona. Çünkü işgal girişimlerinin acının ve kederin biteceğini görüyor. Bu bizlerin gönlünü aydınlatırken Turan adımları
Lavrov'un içini karartıyor. Evet, Ermenistan'ın yeniden o bölgede sözde Rus barış gücünün desteğiyle palazlanması ve istedikleri bir şekilde Karabağ'ı tekrar inşa etmek ve işgal edip talan etmek için Rusya plan üstüne plan yapıyor. Unutulmamalıdır, Turan Rusya'nın tamamıyla göz hapsinde. Ama Turan asla Rusya'yı dinleyecek ve Rusya'yı bir durduracak güç olarak görmekten çıkmış durumda. Artık Rusya izlemekle yetinecek. Artık Turan'ı izlemekle yetinecek. Türkiye'ye Lavrov bir şeyler de yapmaya çalışıyor. Turan'ı kurmazsınız değil mi diyor. Evet, Turan'ı kurmazsınız değil mi diyor. Evet, Lavrov'un bu pişkin ifadeleri gerçekten ne kayda değer ne de söylemeye değer bir durum. Ama bir durum var ki Ermenistan karışıyor. Rusya o bölgede daha kaotik bir Ermenistan'la karşı karşıya. Çünkü Paşinyan'ı devirmek için Ermenistan Genelkurmay Başkanı çağrı yapıyor. Evet değerli izleyenler, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Paşinyan'ı istifaya çağırıyor. Tam Turan adımları ilerlerken Ermenistan yenilginin faturasını liderlerine kesmeye çalışıyor. Ayrıca bu fatura kesilirken Rus ajanlarının payını da ihmal etmemek gerek. Rus ajanları bölgedeki kaotik durumu ilerleterek şu anda Rusya'nın güdümünde bir lideri Paşinyan'ın yanında, evet Paşinyan'ın yerine düşünüyor. İşte bu gelişmeler olurken, evet Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nın kendisini istifaya çağırması üzerine halkı sokağa davet ediyor. Halkın evet sokağa davet ederek Genelkurmay Başkanı'nı da görevden aldığını iddia ederek böyle bir işlem koyduğunu söylüyor. Ama şu husus var ki Rusçu subaylar da ayaklanmış olabilir. Bu ihtimal üzerinde duruluyor. Ağır kayıplar verse de belli bir oranda otorite sağladığı söylenen Paşinyan'ın yenilginin faturasını bakanlara kestiğini biliyorsunuz. Özellikle yenilginin faturasını kendi hariç herkese kesmişti Paşinyan. Rus silahlarının bozuk olmasına, eski olmasına ve askerlerin birçoğunun firar etmesine, bunun yanında da tabii ki teknolojik eksikliğe ve Türkiye'nin savaşta olmasına. Ama Genelkurmay Başkanı Ermenistan'ın eğer istifa çağrısında bulunduysa, muhtemelen Rusların yaptığı bir çağrı, yaptırdığı bir çağrı ve bir komplo olabilir. Bunu da ifade edelim. Onlar birbirlerini ye dursunlar. Onlar birbirlerini ye dursunlar. Turan Birliği evet gitgide büyüyor. Özbekistan'ın hız kazanan ve çağrılarının özellikle Turan yönünde olduğu bu günlerde bizim de keyfimize diyecek yok. Evet, Özbekistan'dan güçlü ve emin adımlar geliyor. Ve Karabağ zaferinden sonra bunlar oluyor. İşte Karabağ zaferi sen nelere kadirsin. Rus silahlarını yenen ve bölgede yeni bir güç dengesi oluşturan Karabağ zaferi, Turan'ın da oluşmasındaki hızı arttırıyor. İşte Özbekistan'ın yaklaşımı ve sahadaki yansımaları, bunun yanında Ermenistan'daki gelişmeleri konu alan yayınımın sonuna geldim. Hepinize sağlıklı ve esenlikli günler diliyorum. Hoşça kalın.